Borç alan buyruk alıyor. Borç alan borç verenin koymuş olduğu şartlara uymak zorunda kalıyor. Bu İngiltere'deki altınlar konusunu sormuşlar. Bu çok konuşuluyor ama bu konuda daha bir açıklama, resmi bir açıklamaya ulaşmış değiliz. Bu da yani şu anda komplo teorisi çerçevesinde konuşulan, değerlendirilen konulardan bir tanesi. Eğer başkan izin verirse bu soruyu soran konuğumuz bir dakika ondan bunu duyarsak, eğer gerçekten bir kaynağı varsa söylerse ben de mutlu olurum. Çünkü bu hakikaten spekülatif bir şekilde Osmanlı Bankası'nın işte ilk Kırım Harbi'nin borçlanmasından beri sürekli olarak para basma karşılığı İngiltere'ye bir takım altınların gönderildiği söyleniyor. Osmanlı Bankası'nın bunu transfer ettiği söyleniyor ama bu konunun ayrıntılarını ben bilmiyorum. Teşekkür ederim. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben hocamızın konuşmalarından biraz da anladım. Bu siyasi iktidarın dilinde olan faiz lobisi, sermaye lobisi, üst akıl gibi kelimeleri de hocam bize farkında olun. Yani ben öyle anladım, onu anladım. Emevi camisinde namaz kılmanın farklı bir boyutu var. İçimizde muhakkak ilahiyatçılar vardır, kusura bakmasınlar. Emevi camide namaz kılmak bir siyasi söylem değildir, bir dini söylemdir. Mehdi-i Muntazır'ın son işte beklenen Mehdi'nin Emevi Camii'nde işte Şam'da gelip namaz kılmasını ifade eder ki bunun siyasetle falan da hiç alakası yoktur. Belki haklı olarak itiraz ettikleri nokta şurası, ancak Yunanların Ayasofya'ya çan dikmesiyle karşılaştırılabilecek kadar büyük bir hadisedir aslında. Yani bu açıdan gerçekten çok tarihsiz bir açıklamadır. Yani siyasi boyutu daha siyasi boyutundan ziyade dini boyutu çok daha dikkat çekmektedir. Hepinize katılımınızdan ve sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada bitmiştir. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'a plaketlerini vermek üzere Türkiye Kamusen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyolu, Doçent Doktor Mehmet Akif Okur'a plaketlerini vermek üzere İzmir Türk Ocağı Başkanı Doktor Ömer Alper Erdem'i sahneye davet ediyorum. Sempozyumumuzu bitirmeden önce sempozyum fotoğrafı için hepinizi sahneye davet ediyorum.
Hayırlı olsun Sabah. Haber bekliyorum. Var mı? Ben bekleme değil diye anladım. Şimdi bak. Ne? 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 Ne?